Merhaba sevgili çocuklar ve satrancı gönül vermiş. Bu videoları izleyerek satranç öğrenmeye çalışan veya antrenörlük kursu için ya da sınavı için bu videoları izleyerek hazırlayan arkadaşlar. Öncelikle şimdiye kadar hiçbir videomda bahsetmedim ama şimdi bahsedeyim. Kanala abone olup videoları beğenirseniz ufak bir destek sağlamış olursunuz. Herhangi bir maddi amacımız yok ama YouTube'da aratıldığı zaman ilk bu videolara denk gelinmesi açısından bu güzel olur diye düşünüyoruz. O yüzden böyle bir şey yaparsanız da bize destek olmuş olursunuz. Zaten hani biz profesyonel olarak bu işi yapmıyoruz. Ondan dolayı herhangi bir maddi amacımız yok. Zaten benim mesleğim avukatlık. Ben tamamen evde boş günlerimi olumlu değerlendirmek adına kendi öğrencilerim için ve sizler için bu videoları hazırlıyorum. Bir önceki konumuz çataldı ve çatalı anlattık. Kötü çatal, iyi çatal, faydasız çatalı işledik. Çataldan kurtulma yollarını işledik. Şimdi konumuzda şiş. Şiş diğer adı ışınsal saldırı. Şöyle yapalım. Mesela şu anda tahtada bir beyaz kale görüyoruz. Beyaz kaleyle sadece fili tehdit edelim. Şu şekilde tehdit ettiğimiz zaman fil rahatlıkla kaçabilir ve kalenin tehdidinden kurtulabilir. Ya da sadece atı tehdit etsek, at rahatlıkla iki düz bir yan giderek kaçabilir ve kalenin bu tehditten kurtulabilir. Tabii ki biz kaleyi atı buradan tehdit etmemiz yine mantıksız çünkü fil alıyor. Ama velev ki diyelim tehdit ettik. At kaçabilir. Filin alamadığını düşünürsek at rahatlıkla kaçabilir. Ama biz burada ne yapıyoruz? Kaleyi bu düzlüğe getiriyoruz ve ilk öncelikle fili tehdit ediyoruz. Ama bu sefer diyoruz ki fil seni tehdit ediyorum yemek istiyorum diyoruz. Kaçmazsan seni yerim. Kaçarsan da arkadaki atı yerim. Kaçmazsan seni yerim. Kaçarsan da arkadaki atı yerim diyoruz. İşte biz buna ışınsal saldırı ya da şiş diyoruz. Önündeki ve arkasındaki taşı aynı anda tehdit etme. Bu arada şunu söyleyelim. Işınsal saldırı yani şiş hangi taşlarla yapılır? Biliyorsunuz çatal bütün taşlarla yapılabiliyordu. Şahla da, vezirle de, piyonla da, kaleyle de, fille de, atla da çatal yapılabiliyordu. Fakat şiş yani ışınsal saldırı bütün taşlarla yapılamıyor. Sadece istediği kadar gidebilen taşlarla yapılabiliyor. Nedir bu istediği kadar gidebilen taşlar? Kale istediği kadar öne arkaya yanlara gidebiliyordu. Fil istediği kadar çaprazlara gidebiliyordu. Ve vezir istediği kadar öne arkaya yanlara ve çaprazlara gidebiliyordu. Yani bu üç taşla. Kale, fil ve vezirle ışınsal saldırı yani şiş yapabiliyoruz. Burada fil ne yapacak? Kaçacak, atı yiyeceğiz. Fil kaçmazsa, at kaçarsa da rahatlıkla fili yiyebileceğiz. İşte biz buna ne diyoruz? Bu arada ben yine sessize alayım. Telefonu kimse rahatsız etmesin. Burada işte ışınsal saldırıyla rahatlıkla taş kazanabiliyoruz. Tabii ki ışınsal saldırıda da iyi ışınsal saldırı, kötü ışınsal saldırı ve faydasız ışınsal saldırı var. Bir önceki derste çataldan kurtulmanın yolunu anlatırken ne demiştik? Hem kaçıp taşlar hem kaçıp hem de tehditten kurtulabiliyordu. Hemen pozisyon kuralım mesela. Çok rahat bir şekilde. Şuradan taşları kaldıralım. Kaleyi de buradan kaldıralım. Kaleyi yine eski yerine koyalım. Buraya bir tane fil koyalım. Buraya da bir tane at koyalım. Ve hamle sırası beyazlarda olsun. Tamam diyelim. Hamle sırası beyaz kalede. Kale oynayacak ve ışınsal saldırı yapacak. Gördüğümüz gibi zaten basit. Şu şekilde bu ışınsal saldırı yapıyoruz. Ve kale diyor ki at kaçmazsan seni yerim. Kaçarsan arkandaki fili yerim diyor. Şimdi bu iyi bir şiş midir? Kötü bir şiş midir? Yoksa faydasız bir şiş midir? Tabii ki de faydasız bir şiştir. Çünkü burada aslında siyahlar taş kaybetmek zorunda değil. Nasıl? Şu anda atımız tehdit altında değil mi? Atımı hem kaçıp hem de fili koruyabilir miyim acaba? Ne demiştik bir önceki derste korumayla alakalı? Aynı renkteki taşlar birbirine ateş ederse korumuş olur. Şimdi atla fil aynı renkte mi? Evet, ikisi de siyah. Şimdi bu taşlardan herhangi birisiyle diğerine ateş etmeye çalışacağız. Şu şekilde atı mesela buraya oynarsam at iki düz bir yan giderek konduğu yerdeki taşı tehdit edebilir ve onu koruyabilir. Şu anda at siyah, fil de siyah renk olduğu için at fili rahatlıkla koruyabiliyor değil mi? Yani şu anda kale fili yerse değil mi? At da onu yiyecek. Şöyle bir şey denilebilir. Ne güzel ya ben fil yiyeceğim. O da benim kalemi yiyecek. Yiyeyim. O da beni yesin. Ne olacak? Ama bizim kalemiz 5 puan ve
Ondan aldığımız, rakipten aldığımız fil 3 puan. Yani ben 3 puan kazanacağım ama 5 puanlık daha değerli bir taşımı kaybedeceğim. O yüzden burada fil yemek çok mantıksız. Yemeyeceğiz fili, başka bir hamle yapacağız. Böylelikle siyahlar şiş yemelerine rağmen taş kaybetmekten kurtuldular. Ya da başka nasıl kurtulabilirdi? Kale yine ışınsal saldırı, yani şiş yapalım. Bu sefer atı oynamak yerine arkadaki fili oynayarak atı koruyabilir mi? Tabii koruyabilir. Fil buraya oynuyor ve atı koruyor. Kale atı alırsa şimdi fil de onu alacak. Yani fil, siyah fil kaleye diyor ki, kale sen benim arkadaşım olan atı yersen ben de seni yerim ve 2 puan öne geçerim. Çünkü at 3 puandır, sen benim 3 puanımı yersin ama ben senin 5 puanını yerim deyip öne geçebilir. O yüzden burada şiş nasıl yapılır ve kaleyle şiş nasıl yapılır daha doğrusu ve bu şişten nasıl kurtulur bunu göstermiş olduk. Hatta başka bir yolu daha var. Bir önceki derste de anlattığım gibi biliyoruz ki eğer rakip bizim şahımızı tehdit ederse bu tehditten mutlaka ve mutlaka kurtulmamız lazım. E şimdi burada hamle sıra siyahlarda, çünkü kale ne yaptı? Hop buraya oynadı ve şiş yaptı. Sıra kimde? Siyahlarda. Siyahlar şu anda beyazların şahını tehdit edebiliyor mu? Evet. Yani fil buraya oynayarak gördüğümüz gibi rakip, daha doğrusu bizim şahımızı tehdit etti. Şu anda kale, beyaz kale. Acaba atı yiyebilir mi? Hayır, yiyemez. Çünkü şah tehdit altında. Bu tehditten kurtulabiliyorsak mutlaka kurtulmalıyız. Ne yapacağız? Şahı bir tane yana alarak bu tehditten kurtulabiliriz. Sıra tekrar siyahlara geçti. Siyahlar da atını oynayarak yine bu şişten kurtulabilir. Tabi burada bir şiş daha oluştu. O yüzden atın buraya kaçması hatalı bir hamle. Çünkü kale bir yana gelerek yeniden bir şiş oluşturabilir. Hatta bu şişten de kurtulmanın yolu yoktur. O yüzden atı buraya oynamak yerine buraya oynaması daha mantıklı siyahların ve bu şekilde tamamıyla şiş tehdidinden kurtuldu ve taş kaybetmeden şişten başarılı bir şekilde çıkmış oldu siyahlar. Şimdi bir pozisyon daha kuralım. Bu sefer diyelim ki tamam, kaleyle şişi hallettik. Şimdi bir de acaba fille nasıl şiş yapılıyor ona bakalım. Bir tane beyaz filimiz olsa o da burada olsun. Bir tane siyah kale olsun, o da burada olsun. Diğer siyah kale de burada olsun. Ve biz bu şekilde hamle sırası beyazlarda ışınsal saldırı yapalım. Yine aynı mantık. Ne yapacağız? Fili buraya oynasak sadece kaleyi tehdit etmiş oluruz, değil mi? Buraya oynasak da ne yapar? Kale bizi yer, değil mi? Şu şekilde kale bizi yer. O yüzden biz ne yapacağız bu sefer? Fili buraya oynayacağız ve diyeceğiz ki, kale kaçmazsan seni yerim. Kaçarsan da arkandaki kaleyi yerim diyeceğiz, değil mi? Yine bu şişten de kurtulmanın bir yolu var. Fakat burada farklı bir yolu var. Yine anlattığımız bir konu ama farklı. Çünkü bu sefer şöyle bir durum var. Aynı renkteki taşlar birbirine ateş ederse korumuş olur demiştik. Burada tehdit altındaki iki taş da filden daha değerli. Kale iki kalede 5'er puan. Fil 3 puan. Yani burada kale dese ki ya ben buraya oynayayım. Aynı renkteki olan kale arkadaşımı koruyayım, onu ateş edeyim ve korumuş olayım. Şimdi o beni yerse ben de onu yiyeyim derse hata yapmış olur. Çünkü kale, evet, kaleyi, diğer kaleyi korudu ama fil seve seve o kaleyi yiyecektir. Çünkü fil 3 puan, kale 5 puan. Ben onun 5 puanlık taşını yedim, o benim 3 puanlık taşımı yedi. Ben her türlü kâra geçtim. Peki acaba bu şişten, yani bu ışınsal saldırıdan siyahlar nasıl kurtulabilir? İki farklı yolu var. Hatta üç farklı yolu var. Bunlardan hangisini uygularsa acaba siyahlar ışınsal saldırı tehdidinden kurtulabilir. Videoyu durdurup bulabilirsiniz. Durdurmuş olanlar için zaten durduruyorlar, bulabilirler. Biz cevabını verelim. Ne demiştik? Eğer rakibin şahını tehdit edersek ya da rakip bizim şahımızı tehdit etmişse bu tehditten kurtulmak zorundaydık. O yüzden ne yapar kaleye? Buraya oynayarak bizim beyaz şahımızı tehdit eder ve bir tane kalesini tehditten kurtarmış olur. E peki biz fille kaleyi yiyebilir miyiz? Bu fille kaleyi, çaprazda kaleyi yiyebilir miyiz? Hayır, yiyemeyiz çünkü şahımız tehdit altında ve bu tehditten mutlaka kurtulmak zorundayız. Ne yapacağız? Şahımızı şuraya oynayalım ve bu tehditten kurtulalım. E bir kaleyi şah çekerek kurtarmıştı siyahlar. Şimdi diğer kalesinde gelecek, rahatlıkla kurtaracak ve siyahlar taş kaybetmeden ışınsal saldırıdan çıkmış oldular. İşte bu şekilde
Işınsal saldırı yediysek illaki taş kaybedeceğiz diye bir şey yok. Önce kurtulma yollarına bakacağız. Eğer kurtulamıyorsak da yapacak bir şey yok. Bir önceki hamlelerde hata yapmışız. O yüzden de ışınsal saldırı yemişiz. Haydi bir de vezirle bakalım. Vezirle de zaten eğer kaleyi, fili anlamışsak veziri bulmak hiç de zor değil. Çünkü vezirin göbeğinde hangi taşlar vardı? Hem kale vardı hem fil vardı. Şuraya bir tane fil koyalım, bir tane at koyalım. Ama siyah at olsun bu. Hamle sırası beyazlarda. Tamam diyelim. Beyaz oynar. Tek hamlede şiş yapar. Hemen bakalım. Şu şekilde oynadığımız zaman değil mi? Atı ve fili aynı anda tehdit etmiş oluyoruz. Ve bu çok güzel bir şiş hamlesi oldu. Şimdi size soralım bakalım. Şöyle bir soru. Hamle sırası beyaz vezirde. Beyaz vezir oynayacak. Hem çatal hem şiş yapacak. Hadi bakalım bu videonun son sorusu da bu olsun. Hamle sırası beyazlarda. Beyaz oynar. Hem şiş yani ışınsal saldırı hem de çatal yapar. Nasıl yapabilir? Aynı anda hem şiş hem çatal. Videoyu durdurup yine cevabınızı düşünebilirsiniz. Ben videoyu durdurmayanlar hemen görenler için cevabı vereyim. Veziri en çapraz oynadığımız zaman gördüğümüz gibi hem rakibin şahını hem de filini tehdit ediyoruz. Bu bir çatal hamlesidir. Aynı zamanda vezir hem fili hem de arkasındaki atı tehdit ediyor. Bu da bir şiş hamlesidir. Peki burada rakip ne yapacak? Tabii ki de şahını oynayacak. Çünkü neden? Eğer biz rakip şahı tehdit ediyorsak bu tehditten kurtulmak zorunda. Şöyle bir şey deseniz ya ben tehditten kurtulmayayım benim şahımı zaten yiyemiyor. Olmaz. Çünkü eğer şah tehdidinden kurtulabiliyorsak ve bilerek isteyerek kurtulmuyorsak bu kural dışı hamle olur. Zaten bahsedeceğim önümüzdeki derslerde iki tane kural dışı yaparsak oyunu biz kaybediyoruz. O yüzden kural dışı yapmamamız lazım. Şah tehdidinden kurtulmamız lazım. Rakip mecburen bizim taşımızı yiyecek. Hatta rakip fili yiyince bu bir çatal hamlesine daha sonuç verecek. Rakip daha doğrusu vezir hem şahı hem atı tehdit ediyor. Bu sefer şahı yine kaçıracağız ve vezir atı yiyecek. Bakın siyahların bir fili bir de atı vardı az önce. Fakat ne yaptık? Önce çatal yaptık ve aynı zamanda ışınsal saldırıydı. Daha sonra fili yedik. Hemen ardından bir çatal daha yaptık. Atı da yedik. Şu anda tek vezirle, ileride anlatacağımız tek vezir matıyla rahatlıkla oyunu kazanabileceğiz. Ne işledik bugün? Bugün şiş yani ışınsal saldırıyı işledik. Işınsal saldırıyı hangi taşlarla yapabiliyorduk? İstediği kadar gidebilen taşlarla. Çatalı hangi taşlarla yapıyorduk? Bütün taşlarla. Neydi o istediği kadar gidebilen taşlar? Kale, fil, vezir. Bu üç taşla rahatlıkla şiş yani ışınsal saldırı yapabiliriz. Tabii şişin iyi şiş, kötü şiş ve faydasız şiş var. Taş kazandığımız şiş iyi şiştir. Taş kaybettiğimiz şiş kötü şiştir. Ne taş kazandığımız ne taş kaybettiğimiz şiş de faydasız şiştir. Şiş tehdidi her zaman bize taş kazandırmayabilir. Yani biz şiş saldırısına maruz kaldığımız zaman, şiş saldırısı yediğimiz zaman vah tüh gitti benim taşım demek yerine bu şişten kurtulmanın yollarını aramamız lazım. Bu dersimiz de böylece bitsin. Bu arada bu dersleri tamamen öğrencilerim için çekiyorum. Onların tekrar etmeleri için çekiyorum. Fakat bundan herkes yararlanabilir. Dil olarak 10, 12 hatta 8, 8-15 yaş aralığına hitap ediyoruz. Çok çok küçükler tabii ki de bu tarz videolardan pek bir şey anlayamazlar. Ama yine de dinlemeleri illaki bir şeyler kaparlar. Dinleyebilir ama tam manasıyla kapabilirler için 8 yaş ve 15 yaş aralığındakiler rahatlıkla kapabilirler. Tabii ki 15 yaş üstü de kapabilir ama dil olarak çok basit gelebilir, çok sıkıcı gelebilir. Yine videoları beğenip abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Bir sonraki dersimizde açmaz konusunu işleyeceğiz ki benim en sevdiğim konulardan ve anlatmaktan en hoşlandığım konulardan bir tanesidir. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.